Merhabalar, Neslihan Şirin Şirin Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlere çok güzel bir pizza yapacağım. Pizza hamurum da harika oluyor. Hemen malzemeleri sayalım bakalım. 3 bardak, 3 dolu dolu su bardağı unumuz var. Bir paket böyle küçük instant maya kullandım ben. Sizler tabii ki yaş maya kullanacaksanız o kare kare küçüklerden bir tanesini eritebilirsiniz. Yarım su bardağı sütümüz var. Yarım bardağını kullanacağız. Birazını tepsiye dökeceğim. Sıvı yağımız var. Onun sonrasında ben de evde böyle çeçil peyniri derler. Hani şöyle parçalayacağım. Bunlardan koyacağım. Siz kaşar peynir rendesi de koyabilirsiniz. Mozzarella koyabilirsiniz. Sosisimiz var. Kavurmalı yapacağız. Biraz evde kavurmam vardı. Ya da sucuk, sosis, salam ne isterseniz içine koyabilirsiniz. Biraz böyle kapya biberlerden var. Kırmızı biber, yani yeşil biber ve ince dilimlenmiş domates. Sonrasında 2 kaşık şekerimiz var, unumuz var. Un yetmezse sanırım bütün bu malzemenin içine 4 bardak un gidiyor. Fakat ben buraya 3 koydum ve Bulgaristan'dan aldım. Şöyle harika onların şumanika falan dedikleri, tam söyleyemiyorum. Böyle baharatlı kahvaltıda yedikleri çok güzel. Ben her gidişte eve alırım. Salçamız var. Sizler ketçap kullanabilirsiniz. Tatlı ya da acı fark etmez. 2 bardak da ılık suyumuz var. Hemen yapmaya başlıyoruz. Önce kuru pat mayamızı, instant mayamızı içine koyuyoruz. Tabii ki 2 kaşık ya da 1 kaşık şöyle şekerimiz var. Hamuru böyle kekremsi bir tat vermek istiyorum. Tuzumuzdan döküyoruz. Tuzumuzu da yine istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Çünkü gayet tuzu emiyor. Sonrasında bakın, süt her zaman mayamıza tabii ki lezzet veriyor. Sütümüzü de koyuyoruz. Sonrasında da yarım çay bardağımız. Benim bu çay bardaklarım zaten çok büyük. Yarım çay bardağı kadar yağımızı koyuyoruz. Unuttuğumuz hiçbir şey kalmasın ve yoğurmaya başlıyoruz. Bunları karıştırdıktan sonra ılık suyumuzdan, burada 2 su bardağı su var. Ilık suyumuzdan da katmaya başlıyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Suyumuzu yavaş yavaş katıyoruz. Görüldüğü gibi önce güzelce malzemeyi yediriyoruz. Tabii ki bu suyumuz bize cıvık, böyle bir sıvık diyelim ona biz. Bir hamur elde etmemize sebep oluyor. Hemen bir bardak daha koydum efendim undan ve karıştırmaya devam ediyorum. Birazdan çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumuz toparlandı. Şimdi bu hamurumuzu şöyle koyacağız. Üzerine streç film örtüp 2 saat ya da yarım saat bile yeterli hamurumuzun kabarması için bekleyeceğiz. Hamurumuz kabardı. Evet, görüyorsunuz ne kadar güzel oldu. Hemen hamurumuzdan bir parça kopartıyoruz. Hemen hemen yarıya yakın tamamını. Hamurumuzu 3 parçaya bölebiliriz. Bundan genelde bakın 3 tane kocaman parçalar halinde yapıyoruz. 3 tane pizza hamurumuz çıkacak. Evet. Şöyle koyabiliriz. Yine biraz unluyoruz. Hamurumuzu güzelce yaydırmaya başlıyoruz. Tepsimizi boyunca yapacağız bunu. Yaydıracağız. İncecik bir hamur olması için. Tepsimizi yağlayınca onu da göstermeliyim. Yağladıktan sonra pizza hamurumuzu yapışmaması için, bakın bunlar benim hep özel anne tariflerim, hep çocuklarıma yaptığım tarifler. Biraz un koyuyoruz tepsimize şu şekilde dibine yapışmaması için. Evet, şöyle yapabilirsiniz. Her tarafı güzelce unlandıktan sonra hamurumuzu güzelce açmaya başlıyoruz. Evet, merdaneyle de büyütebilirsiniz. Hiç kenarlardan taşmayacak şekilde, çünkü ne kadar olsa mayalı hamurumuz kabarabilir. O yüzden birkaç yerinden şöyle delik açın. Şimdi bunu bir 5 dakika kızgın fırına koyuyorum. Tam pişirmeden hemen böyle üstü birazcık, içi biraz pişene kadar. Çünkü malzemeler çok çabuk pişiyor. Pizzamız da
Hamurumuz da onlara ayak uydurması açısından. Evet, biz de bu arada pizzamız, hamurumuz, daha doğrusu bir 5-10 dakika fırında, kızgın fırına koyduk. Hemen bu arada tabii ki açılımlarımızı yapalım. Bakın, her ne zamanda ve mekanda bu açılımı dinleyen insanlar olursa onlara evrenden güzel bir mesaj gitsin diyoruz. 12 burç için 12 tane kart çekiyoruz, melek kartı. Bu sefer Doren Virtu'nun başka bir destesini kullandım. Tabii ki astroloji kanalım Neslihan Şirin astroloji kanalımda, inanın ki bunun çok çok detaylısını tarot kartları astrolojik yorumlarıyla beraber yapıyorum. Burada böyle bir enstantane size ufak bir mesaj gitsin istiyorum. Evet sevgili Koç burcu, çocuklarla ilgili güzel bir bağın var senin. Çocuklar çakralarını açıyorlar ve lütfen kendi çocukların varsa değer ver, küçük kardeşlerine değer ver ve bu arada çok sevgide kal, çünkü Koç burcu Mars gezegeni, biliyorsunuz savaşçı gezegen. Mars biraz böyle agresif savaşmak demektir. Sakin ve sevgide kalırsan çocuklardan çok güzel mesajlar sana gelebilir. Onları oyalayıp onlara bir şeyler, bilgiler öğretirsen de, evren biliyorsunuz karşılıksız yaptığımız her şey için bizlere ödüller veriyor. Bizim bundan haberimiz bile olmuyor. O yüzden çocuklara iyi davranıp onlarla iyi geçin ve sahip çık anlamında güzel bir şeyler var. Çocuklarla vakit geçirmelisin ya da geçireceksin anlamında güzel bir mesaj geldi. Bakın, aşkta yaralıysanız, işte yaralıysanız, her ne olursa olsun burada çıkan mesajı eğer uygularsanız emin olun ki evren size ödüller verir. Şimdi boğaya çok parlak fikirler var. İlahi olarak desteklenen güzel fikirlerin seni aydınlatacak. Sapsarı altın rengi tek boynuzlu at. Para geliyor bu parlak fikirle beraber. Aşkla ise, yine aşkınla küs isen boğa, güzel parlak fikirler sayesinde barışı yakalayabilirsin. Üstelik de işlerinde de güzel açılma olacak. Şimşek hızıyla demiş burada, çünkü bir şimşek var. Evet sevgili İkizler Burcu, cennetten merhaba. Cennette olan, yani göçmüş bu dünyadan insanların var ise onlara dualar gönder. Çünkü onlar seni duyuyorlar, endişeleniyorlar. Çünkü biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum. Şu anda tabii ki kıyamet kopmadığı için ruhlar ortalıkta geziyorlar ve onlar sizi görüyor, fakat biz o boyutu göremediğimiz için hiçbir şekilde göremiyoruz. Onlar bizi görüyorlar ve lütfen onlara dualar gönderdiğin takdirde onlar da sana selam söyleyecek ve senin için dua edecekler. İnanın ki sevgi sele geliyor sana. Onun için ölmüşlerine dualar oku. En azından ışıklar içinde uyusunlar, cennette bulunsunlar diye dualar gönderebilirsin. Bunun sana çok büyük bir faydası var. Bakın, duaların çakraları açtığı, özel titreşimler yayarak güzel enerjileri çektiği zaten ispat edilmiş durumda. Sevgili, bu senin biraz sıkıntıda olduğun, hatta şu an bile dualar yaptığının göstergesi İkizler Burcu. Evet geldik efendim yengece. Aşk hayatında ve iş hayatında çok yenilenen bir tutku var, ama çok. Evet, burada güven bu tutkuya ve onu takip et. Burada aşkında çok tutkulusun demektir yengeç. Kafaya çok takıyorsun. İşte de öyle. Bakın, aşk tutku kaldırmaz. Çok fazla tutku zaten insanı kendisine ve aşkına bile zarar verebilir. Çok tutukluluk olma. Yeni bir şeyler geliyormuş. Mevcut ilişkinde ya da yeni bir ışık ilişkinde güzellikler olacak ve tutuklanacakmışsın. Yani tutuklanacakmışsın derken, Allah korusun, tutku yapacakmışsın. Evet, şimdi geldik efendim aslana. Ne yapman gerektiğini biliyorsun aslan. İçsel bilgine güven. Gecikmeden harekete geç. Kalbine gelen ilk ses doğrudur. Sevgili aslan, ne yapman gerektiğini bildiğine göre kimsenin sözünü dinleme ve kendi bildiğini, bakın, hayatın anlamını arayış. Fener'le burada bir şeyler, gerçeği arayan insan var ve kararsızlığı gösteren bir kart. Kararsızsın, fakat zaten ne yapman gerektiğini biliyormuşsun.
Evet, bu arada yaşamını gözden geçirmek zorunda olan bir Başak var. Burada yaşamının muhasebesini yap, dengeli olmayan her şeyi değiştir ya da iyileştir. Demek ki burada parayla alakalı bir şeyler var. Düzensizlik, dengesizlik ya da yaşamla alakalı bir dengesizlik var. Yani kararsız Başaklar ve değişken Başak diyoruz. Çünkü Başak değişken bir burç. Karar veremediği için yaşamı bloke edilmiş olabilir. Bir daha gözden geçir. Örneğin çok sana yararı olmayan zararlı arkadaşlarını çıkar anlamında olabilir. Ya da para anlamında olabilir. Bir muhasebe yap diyor sana. Terazi, burada ruhsal gücünü uyandırmak için teraziye yardım geliyor. Böylece temel sevgiyi göreceksin ve açıkça göreceksin. Yani burada ruhsal olarak biraz kendini iyi hissetmeyebilirsin. Ruhsal gözü ve sezgileri kuvvetlidir terazilerin. Lütfen içine gelen ilk sesi dinle ve sadece sevgide kal. Sadece sevgide kal sevgili terazi. Bu arada bakın akrebe ne çıktı? Zorlukları aşmak. En kötüsünü arkanda bıraktın akrep. Şelale gibi akan bol rızık geliyor. Zor gördüklerin şimdi kolay oluyor. Ve terazi rahat bir ortam sana geliyor bundan sonra. Bakın bu açılımı izledikten sonrası bir hafta bir ay içinde bunlar oluşacak. Zaten de şu anın fikrini de verir size. Evet, bu arada teraziye akrebe kolaylık çıktı. Yaratıcı yazarlık, yazı yazacaksın, yay, kitap yazacaksın, düşünceleri yazacaksın, herhangi bir şey yazacaksın ya da hayatının muhasebesini yapacaksın. Sevgili yaylar öğretmendir, sevgili yaylar yazardır, hayatın anlamını arar. Çünkü o 9. evin sahibi, yurt dışı işleri olabilir sürekli ve yaratıcı yazarlık sana para kazandırabilir. En azından hayatında bir muhasebe yapar, bir şeyleri karalayabilirsin. Sevgili yay, dene bakalım neler başarabiliyorsun. Evet, bu arada geldik oğlak diyelim. Oğlak, sana armağanlar geliyor. Evet, armağanlar güzel güzel ve kapına geliyor. Onları almak için kollarını açar mısın? Paket hediyeler de demektir. Bakın bu kart bana çıktığında illa bir hediye ya da ufak tefek bir güzellik bana geliyor demektir. O, yani oğlaklara da bu geliyor demekmiş. Bu arada kovaya geldik. Kariyer değişimi var. İşte ve aşkta yaşam amacın kutlu bir kariyer değişimi tetikliyor bunu. Yani kova tam ters köşe yapıp farklı bir kariyere geçebilir, farklı iş yapabilir, farklı biten ilişkinin ardından yeni bir kişiye yönlenebilirsin. Burada hayatla ilgili farklı ve güzel bir şeyler var. Evet, bu arada her şey yolunda. Sevgili balıklar, her şey yoluna giriyor. Evet, burada her şey tam olması gerektiği gibi gerçekleşiyor. Yaşananlarda çok saklı hayırlar var. Yani yakında anlayacaksın. Bakın altın tozu serpen bir melek var burada. Sizin için her şey yoluna giriyormuş. Üzülmeyin. Saklı hayırlar varmış sevgili balıklar. Demek ki zaten hayatta öyledir. Bir hüzün bir mutluluk, bir hüzün bir mutluluk ve siz de mutluluğa geliyorsunuz. Evet, tabii ki ben açılımı yaparken sizlere biraz fırında fazlaca tutmuşum. Bu arada ne oldu? Üstü biraz kızardı. Hiç fark etmez. Zaten süsleyeceğiz üstünü. Bakın çiğ hamurun üzerine de koyabilirsiniz. Fakat ben biraz hamuru böyle pişirip koyuyorum. Zaten kabarmaması da gerekiyor. Araları da delmiştik. Şimdi yine benim siz ketçap kullanabilirsiniz. Ya da hiçbir şey bulamazsanız salçayı sulandırıp birazcık yağ koyup üzerine sürebilirsiniz. Ben Bulgaristan'dan aldım. Onların değişik bir salçası vardı. Onu kullanıyorum böyle pizzalar için. Çok güzel bir lezzet veriyor. Evet, üzerini güzelce salçayla sıvıyoruz. Evet, üzerine kaşar rendeleyebilirsiniz. Ben yine şu çeçil peynirleri var demiştim ya, işte onlardan koyuyorum. Evde kaşar kalmamış. Hani şu uzun peynirlerden parçalıyorum. Ya da mozzarella peyniri ya da normal yağlı bir beyaz peynir de koyabilirsiniz. Çok güzel lezzet veriyor, emin olun ki. Evet, bu şekilde koyuyorum. Peynirden sonrasında da kavurmalarımızı koyuyoruz. Sucuk, salam, sosis, hayal gücünüze göre istediğinizi koyabilirsiniz demiştim zaten. Üzerine pizzanızın neyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz.
Baharatlı isteyenler birazcık karabiber, şu bu da sepebilirler. Salçanızın içine koyabilirsiniz örneğin. Şu şekilde bolca koyuyoruz. Evet. Onun ardından sosislerimizi de koyuyoruz. Görüyorsunuz ne kadar harika oluyor. Evet, geldik bakalım sebze kısmına. Güzelce kapya biberleri. Ben böyle yuvarlak yuvarlak yaptım, halka şeklinde. Bakın şu şekilde halka şeklinde sizler de koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Küp küp de doğrayabilirsiniz. Fakat görsel olarak şöyle biraz daha dikkati çekiyor ve güzel oluyor. Kurutulmuş domates koyabilirsiniz. Örneğin mantar koyabilirsiniz. Mantar sevenler yeşil biberleri de koyuyoruz arasına. Evet, bu pizzamız gerçekten böyle olay bir şey. Bakın biberleri kapya kırmızı biberleri ben halka doğradım. Öbür biberleri de jülyen yan yan böyle. Yani uzun uzun şekliyle böyle doğradım. Sizler de doğrayabilirsiniz. Şekil itibariyle daha güzel oluyor. Şöyle biraz kenarlara da bolca koyarsanız ve en üzerine de tabii ki domateslerimizi koyuyoruz. Sulu bir su salsın ve görüntü oluşsun diye. Tabii ki domatesleri falan koymadan önce çok hafif tuzlarsanız, çünkü biberlere falan da tuz atmadık. Gerçi hamurumuz tuzlu. Evet, domatesin sosunu bile, akan suyunu bile koyabilirsiniz şöyle. Harika oldu. Şimdi hemen efendim fırına gidiyor. Evet, 2 kaşık mısır buldum hemen dolapta. 2 kaşık da mısır ilave ediyorum. Evet, harika pizzamız pişti. Henüz çok sıcak. Şu şekilde kesiyoruz efendim. Sonrasında da şöyle üçgen parçalar halinde keseceğim ve servis yapacağız. Evet, harika bir şekilde üçgen kestim. Koca bir parça aldım. Dikkatinizi çekiyorum. İncecik bir hamuru oldu. Harika, üstü dolu kavurmalı, sosisli. Salamlı yaptım ben bu sefer. Sucuklu yapabilirsiniz, mantar koyabilirsiniz. İçine her çeşit koyabilirsiniz. O sizin artık hayal gücünüze kalmış diyorum ben. Afiyet olsun diyeceğim. Ve bu arada Neslihan Şirin Astroloji kanalımda biliyorsunuz artık aylık yıllık bir yılı aşkın süredir çok hızlıca büyüyen bir ailemiz oldu. 50 binlere doğru gidiyoruz. Sizleri oraya da bekliyorum. Orada bu açılımların çok 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 detaylısını veriyorum zaten. Ve efendim tabii ki orada masa başında yüzümü de gösteriyorum. Şimdi ilk izleyenler için söylüyorum, çünkü belki olur da ilk izleyenler vardır benim bu yemek videomu. Evet, videonun altına da WhatsApp mesaj numaramı, danışmanlık için, bilgi için koydum efendim. Aşkla yiyin pizzanızı. Hoşça kalın. İyi günler diyin efendim.